Merhabalar Yeliz'in Tarifleri Yemek kanalıma, yeni tarifime ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle oldukça kolay, az malzemeli ve çok lezzetli kalbura bastı tarifi hazırlayacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu kolay tatlımızın yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Yapmanızı gerçekten tavsiye ederim. Oldukça lezzetli ve kısa sürede ortaya çıkan bir tatlı oluyor. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. İlk olarak şerbetimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunun için 2,5 su bardağı şekerimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı suyumuzu ekledikten sonra ocağımıza alıyoruz ve güzel bir şekilde şerbetimizi yapmaya başlıyoruz. Ocağı almadan önce güzel bir şekilde karıştıralım. Şekerin biraz erimesini sağlayalım. Sonrasında ocağa alalım. Eğer böyle yaparsak şerbetimizin şekerlenmesine mani olmuş olacağız. Şekerimizi biraz eritelim ve alalım ocağımıza. Şerbetimiz kaynamaya başladığı zaman içerisine birkaç damla limon sıkalım. Çok fazla sıkmayalım ki şerbetin tadı böyle baskın bir limon tadı olmasın. Kaynamaya bırakıyoruz ve şerbetimizi 10 dakika kaynatıyoruz. Soğumak için bir kenara alıyoruz. Bu sırada hamurumuzun malzemelerine geçiş yapıyoruz. Hamurumuzun malzemelerinde 2 çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı sütümüz var. Kullanmış olduğum bardak ölçülerimi açıklama kısmına yazıyor olacağım. Oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Sütümüzü de ekledikten sonra içerisine bir miktar un ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Ben mutfak şefimi kullandım. Sizler isterseniz elinizde de yoğurabilirsiniz. Hamurumu biraz karıştırdıktan sonra tekrar un ilavesi yapacağım. Unumun kalanını da ekledikten sonra içerisine çay kaşığının ucuyla tuz ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve tekrar yoğurma işlemine geçiş yapıyorum. Hamurumuzun yoğurma aşamalarını tamamlamak üzereyiz. Son malzememiz kaldı. Çok az malzemeli ve bol bereketli bir tatlı oluyor. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz, dört malzemeyle yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı. Son malzememiz olan bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz içine ekliyorum. Ve sonrasında yine yoğurma işlemine devam ediyorum. Güzel bir şekilde cevizin hamurla harmanlanmasını sağlıyorum. Ara arada hamurumuzu kontrol ediyorum. Un miktarını kontrol etmemiz gerekiyor. Mutfak şefiyle yoğururken elimizle yoğurur, yoğurduğumuz zamanki gibi e, hamura hakimiyetimiz pek olmuyor. O yüzden zaman zaman kontrol ederek un isteyip istemediğine bakmamız gerekiyor. Yarım su bardağı daha un ekliyorum. Bütün eklemiş olduğum, kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyor olacağım dediğim gibi. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım ama sizin kullanacağınız unun markasına ve kıvamına göre kullanacağınız ölçü değişecektir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleme yapın. Artık hamurumuz şekil verme aşamasına geldi. Bu arada beni hangi ülkelerden, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz? Evime nerelerden misafir oluyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hamurumuzun kıvamını gösterdim sert bir hamur olmayacak ama çok yumuşak da bir hamur olmayacak arkadaşlarım. Bu konuya lütfen dikkat edelim. Eğer sert bir hamur olursa tatlımız sert olacaktır. Şerbetini geç çekecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde yoğuralım ve nihalemi tezgahıma getiriyorum. Şekli bu e, aparatla vereceğiz. Nihalemizle vereceğiz. Almış olduğum bir parça hamuru Nihalenin üstüne bastırıyorum ve kenardan yuvarlayarak tatlımızın şeklini veriyorum görmüş olduğunuz gibi. Bu aparatı bütün züccaciyelerde bulabilirsiniz. Nihaleyi bulabilirsiniz. Mutlaka görmüşsünüzdür. Evinizde bir tane bulunmasını tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hamuru bastırıyorum ve kendi etrafında rulo yapıyorum. Tepsime alıyorum dilerseniz hamuru nihalenin üzerinde ezdikten sonra iki tarafından ortada toplayarak da şekil verebilirsiniz. Ben rulo yapmayı tercih ettim. Sağ tarafından ve sol tarafından ortada toplayarak şekil verebilirsiniz. Bu da bir öneri olsun sizler için. Tatlımızın eşit büyüklükte olması için de sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Öncesinde hamurumuzu eşit bezelere ayırırsak sonrasında şekillendirirsek tepsimizi alırsak tatlımızın boyları birbirine eşit olacaktır. Onu da size göstermek istiyorum. Hamurumuzu çok fazla ezmeyelim çok fazla nihalenin üstünde büyütmeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ölçüde yapmanız yeterli olacaktır. Hemen hamurumuza bezelere ayıralım ve yapım işlemine sonrasında devam edelim. Eğer bezelere ayırırsak eşit büyüklükte tatlılar yapmış oluruz. Böyle de bir hatırlatma yapmak istedim sizlere. Artık ayırmış olduğumuz bezelerimize şekil verip tepsimizi alıyoruz. Şerbetimizi de soğuması için bir kenara ayırmıştık arkadaşlarım. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Fırınımızı da 175 dereceye ayarlıyoruz. Biz bu işlemleri yaparken fırınımızın da ısınmasını sağlıyoruz. Sıcak fırına süreceğiz. Gördüğünüz gibi bütün bezelerimi kalbura bastı şekline getirdim. Önceden ısıttığım 175 dereceli fırına sürüyorum ve kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. Yağlı kağıdı tepsiden almak istiyorum. Şerbetini dökmeden önce bu şekilde yağlı kağıdı çok rahat bir şekilde tepsiden alabilirsiniz. Tepsinizi hafif yukarıya kaldırın. Yağlı kağıdı yavaş yavaş altından çekin. Zaten tatlımız, kalbura bastılarımız, hamurumuz üstünden yağ gibi akıp gidecek. Bozulan şeklinde düzelttikten sonra üstüne Soğuk şerbetimi gezdiriyorum. Fırından çıkan kalbura bastıkların 1-2 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Şimdi de şerbetliyorum. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Eğer buraya kadar geldiyseniz, buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum. Hamurumuz sert bir hamur olmadığı için şerbetini çok hızlı bir şekilde çekti. Saatlerce beklemenize gerek kalmıyor. Eğer hamurunuz yumuşak bir hamur olursa. Bu sayede kısa bir sürede tatlımız da servise hazır oluyor. Şerbetleme işlemini de yaptıktan sonra bir kenarda biraz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Artık sunum aşamasına geçiyorum. Ve sizlerle de vedalaşmak istiyorum. Buraya kadar geldiğiniz için, bana zaman ayırdığınız için, tarifime zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi yaparsanız lütfen yorumlar kısmına nasıl bulduğunuzu, nasıl olduğunu, önerilerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız tarifimi yapmak isteyen arkadaşlara yol gösterecektir. Yapıp yapmamaya karar vereceklerdir. Lütfen düşüncelerinizi esirgemeyin. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.